Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Ateş Hattı serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden değişik konularımız var. Bunların hepsini tek tek masaya yatıracağız ve birlikte değerlendireceğiz. Şunu baştan söylemem gerekiyor ki belki de bugüne kadarki en özel Ateş Hattı videosuyla karşınızdayım. Yani daha önce hiç bu kadar çok konunun olduğu bir Ateş Hattı çektiğimi hatırlamıyorum. Videoya geçmeden önce eğer daha fazla Ateş Hattı videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmında yakın zamanda açtığım Discord sunucumun da linki var. Discord sunucuma da katılarak benimle sesli bir şekilde konuşabilir. Nereden bugün konuştuğumuz kavga, konuları tartışabilirsiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Hış. Evet, Ateş Hattı'nın bu haftaki bölümünün ilk konusu benimle alakalı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık yayından sizleri sıkacak boyutlarda son 4-5 video... Dur abi dur. Kavgaya geç Burak Bey, ne olur. Biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Neden kavgaya geçelim. Süper Lig'de dün oynanan maçların ardından bu sezonun şampiyonu Beşiktaş oldu. Bir kez daha tebrik ederim. Bir Fenerbahçeli olarak şunu bütün işlendiğimle söyleyebilirim ki sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar amatör şekillerde kaybettiği puanlardan sonra Beşiktaş'a herhangi bir şekilde laf söyleme haklarının olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ı hak ettiği bu şampiyonluğa ulaştığı için tebrik ediyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş Hattı'nın 3. haberi Twitch'ten geliyor. Twitch platformunun en çok tanınan yayıncılarından biri olan Jahrein, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla ortak canlı yayın yapacağını duyurdu. Ya bu arada hiç tebrik edemedik. Hem tebrik ediyorum, hiç asla o kadar konusu açılmadı ki. Tebrik ediyorum efendim, tebrik ediyorum. Ne zamandı? 22'si miydi? 22'sinde otururuz hep birlikte, izleriz artık efendim. Tebrikler olsun. Fakat olay bununla sınırlı kalmadı. Jahrein sonrasında Twitter'da bazı trollerin itibar suikastine maruz kaldığını açıkladı. Çünkü bazı insanlar Jahrein'in canlı yayınlarından farklı farklı kesitleri birleştirerek aslında söylemediği cümleleri söylemiş gibi, anlatmadığı şeyleri anlatmış gibi yaptılar. Ha? Durum böyle olunca da konuyla alakalı açıklama... Bu ne zaman oldu lan? Benim bundan haberim yok. Cidden haberim yok bu arada. Bu nasıl? Ne zaman oldu? Ortalık yandı bir. Vallahi yok haberim. Tatil günümüzde falan mı oldu? Geçmiş olsun vallahi efendim. Çok geçmiş olsun vallahi. Çok çok geçmiş olsun efendim. Çok büyük geçmiş olsun, hiç haberim yok. Vallahi ne yazık ki Mansur Yavaş yayınından sonra bizim de başımıza aynısı geldi ki bizimkinden de mesela kimsenin haberi olmadı. Bizim de herhalde öyle oldu. Bizimkinden de mesela hiç kimsenin ne haberi oldu, ne şey oldu, ne herhangi bize çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten şimdi duyuyorum ben. Geçmiş olsun. Açıklamalar arka arkaya geldi. Hatta birçok Twitch yayıncısı da Jahrein'i destekleyen paylaşımlarda bulundu. Olayın devamında neler yaşanır bilinmez. Fakat ben Jahrein'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı ortak canlı yayını merakla bekliyorum. Ve açıkçası artık siyasilerin biz sosyal medya içerik üreticilerini ciddiye almaları ve bizim kitlelerimizi önemsemeleri çokça güzel bir durum. Bu yüzden tıpkı Pelin'in Mansur Yavaş'la yapmış olduğu canlı yayındaki gibi Jahrein'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı canlı yayının da çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ateş Hattı'nın 4. haberi. YouTube Türkiye bu hafta Sedat Peker'in yayınladığı videolarla adeta ay izliyorum. Kim gücenmiş ya? Nasıl? Ya gittiniz, ara mı bozdunuz? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, şunu şey yapmasanız, şimdi daha konuştuk.
Bir şey oldu zannettim yani. Enes sizde... Yani kuralları siz mi bilmiyorsunuz? Senin bile yazdığını gördüm. Bir şey olmamış ki, hiçbir şey olmamış. Yüksek ihtimalle dalga geçti. Herkes de ciddiye aldı bir anda. Evet. Bilemedim ben de diye bir şey yok yani Enes. Bil bir zahmet, olur mu? Bilin yani. Sen tek misin şu an? Kavga çıkartacağım. Çağatay'la ikiniz misiniz bir tek? Tamam. Uzun uzun bir konuşma vakti gelmiş. Hedacığım hoş geldin burada. Hoş geldin canım. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Şey izliyor musunuz? Şimdi hakkında konuşmadım. İki gün sonra başka bir muhabbet çıkar, bir şey olur. Hafazan Allah. Ooo, 265 bin abone olmuş. 2 günde 4.8 milyon. 2 günde. ...5.1 milyon 5 günde. Süslü ay ay, bir şey söyleyebilir miyim? Yani uzun zamandır biliyorsunuz ki böyle güzel bir saat 10 dakikalık falan dizi de çıkmıyor. Biz niyetine yani izliyoruz ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Netflix gitsin abi, böyle çubukla bok karıştırdınız. Bak ses o kadar sarıyor. Çabuk bir şey söyleyeyim mi? Simak bunu nasıl kaçır? İzlemeyen varsa birinci lütfen. Birinci sezon birinci bölümden itibaren başlayın. Çalkalandı. Sedat Peker'in kendi YouTube kanalında yayınlamış olduğu videoların hepsi 2-3 milyon bandında izlendi ve geleneksel basında büyük yer buldu. Aynı şekilde videolarında haklarında konuştuğu insanlar da kendisine cevaplar vermeye başladılar. Olayın akıbeti nasıl olur? Sedat Peker video yayınlamaya devam eder mi? Bak nasıl izliyoruz biliyor musun? İzliyoruz, sonra bir de biz analizini izliyoruz. Hani ne demekti, neyi kaçırdık, altta yatan detaylar var. Allah çarpsın, Game of Thrones'u ben en son böyle izliyordum. Şimdi bir de bunu böyle izliyoruz. Ay Allah'ım Allah'ım, Allah'ım Allah'ım. Pek keyifli oluyor. Pandemi de çok iyi geldi. Tamam Bernard, tamponçim. Bilinmez. Fakat bu videoların fazlaca konuşulacağı aşikar. Wow. Ateş Hattı'nın 5. haberi. Sosyal medyadaki birçok içerik üreticisi bu hafta Domini'ye gittiler. İzleyiciler tarafından bu olay çokça merak edildi. Görmedim çünkü neredeyse desem... sosyal medyadaki bütün içerik üreticileri... Oğlum ben bir boka bakmıyor mu ki? ben Twitter'a girip, Twitch'e girip, Instagram'a... Ben neye bakıyorum? Aaa! Vallahi görmedim hiçbirini. TikTok kullanıcıları da gitti. Lizzie Zorda. Bir anda tek bir uçakla Domini'ye gitme kararı aldılar. Konuyla alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat bana şahsi fikrimi soracak olursanız, açıkçası benim fikrim, Acun Ilıcalı zaten geçtiğimiz seneden beri sosyal medyadaki içerik üreticilerinin birçoğuyla ortak projeler geliştirmişti. Exact ben bu Dominik turuna da bu şekilde bakmaktayım. Yani bir nevi Acun Ilıcalı ile tanışma etkinliği gibi görmekteyim. Exact herkes olamazsın. Gitti, ben hala buradayım. Kale güvende, merak etmeyin. Ben buradayım. Endişeye mal yok. Wow. Ateş Hattı'nın 6. haberi. Survivor'ın hayatımıza kattığı birbirinden renkli, birbirinden değerli, birbirinden ünlü düşünürlerinden biri olan Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkarmıştı. Şarkının etkisi henüz bitmeden, insanlar henüz şarkının tadına varamadan bir de kitap çıkardı. Dostoyevski, Tolstoy, Victor Hugo gibi ünlü... Ya hadi Kazıklı Maria, bekliyoruz burada oturduk ya. Meryem vallahi kurduk, kitap çıkalı ne kadar oldu, daha hala birinci bölüm yok yani, inanamıyorum ya.
Niye katıl butonuna basıyoruz o zaman Meryem? Niye basıyoruz? Kitabı al. Zaten okunacak ne zaman aşkına. Meryem Hanım lütfen ya. Ne olur. Kitaptaki cümlesini herkes duydu mu? Ha? Ünlü düşünürümüzün. Ben de diyorum acaba diyorum bu kamoncik poğaça tarifimin yanında bunun kitabını falan mı okusam acaba alıp. Yazarların beğenisini toplayan kitap kısa süre içerisinde çok az sattı. Üstelik kitapta bulunan bir bölümde sosyal medyadaki insanların fazlasıyla tepkisini çekti. İşte o bölümde ünlü düşünür, ünlü yazar Barış Murat Yağcı şunları kaleme almıştı. Bir kadını tavla... Bak şöyle, kesin şöyle, onu da şöyle yazdırdı. Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. Wow yani helal. Helal kral. Helal kral, götünü döndün de uyudun, büyük oldun ha. Sen çok büyüksün Barış Murat yani. O götünü döndün uyudun ya kral. O götünü dönüp de uyudun ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen ancak sen kime göre düzgün fiziklisin acaba? Sen kime göre düzgün fiziklisin? Belki bana göre zebellak gibisin. Nereden biliyorsun abi? Ay böyle bir egoistik olabilir mi ya? Bana bu normal gelmiyor işte. Kimse kusura bakmasın yani. Düzgün fizikli, dövmeli. Bak görüyor musun? İşte biz öyleyiz ama. Tabii. Yani bak. Yani mesela bizim şu dünyadaki en beğendiğimiz şeylerden bir tanesi erkekte dövme. Ben dayanamıyorum mesela. Yani gördün mü böyle içim eriyor, içim. Daha çok da şu tarz tabii. Yani özellikle bu tarz dövmelere bayılıyorum. Bak. Şuna bak ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sibel'im. Gülüm Sibel'im bebeğim. Sibel'im. Devam ediyor Sibel'im şeklinde. Görüyor musun? Kim bu Sibel'im diye insanın bir sorusu geliyor yani açıkçası. Şu Sevda'ya bir bakar mısınız? Batuhan'a desem ki Batuhan Pelin'im diye dövme yaptığım gebert yapmaz ya. Barış Murat efendim bir tane link göndermiş. TikTok masası 1. bölüm mü? Bu ne abi? Ne bu? Teşekkür ederim. Ne bu? TikTok masası. Tabii yani dövme gördük mü biz orada yani eller havaya donlar aşağıya oluyoruz. Yani dayanamıyoruz. Dövme gördük. Ve tabii ki de ünlü biriyle diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Sen öğretmen misin kocaman? Belgen mi var? Sen eğitim fakültesi mezunu musun? Aslan parçası. Ha? Ne sen formasyon eğitimin mi var? Neyin var senin? Neyin var ya? Aa! Fanları bassın abi ya. Hala da bu cümlelere rağmen fanıysanız size de 1000 kere yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Bak hadi bu 10 sene önce söylediği bir söylem olur. 5 sene önce söylediği bir söylem olur. Deriz ki o zamanlar farklı düşünüyor olabilir. İnsanlar gelişirler ve değişirler deriz. Ulan adam bunu bugün söylüyor lan. Bugün söylüyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Aa buyurun gelin Audrey Meydan. Onun fanı varsa benim fanım 10 katı psikopat. Hadi bakalım. 12 varsa benimkiler de var. Hadi bakalım. Kim kimi koparıyor? Biz bak böyle olaylara aşırı sinirleniyorum. Öyle böyle sinirlenmiyorum. Biraz aklınızı ne olur kullanın ya. Üf.
olayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu. Barış Murat Yağcı'ya buradan şunu sormak istiyorum. Katıldığın Survivor programı dışında senin bu hayatta ne başarın var? Ne başarın var da bu kadar egolu, bu kadar saçma sapan cümleleri bir araya getirebilecek özgüveni kendinde bulabiliyorsun? Ben hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, en son etkileşim için Taksim Meydanı'nda evlilik teklifi ediyor gibi yapıyordun. Yanlış mı hatırladım? Ben yanlış hatırlamam ya. Yanlış mı hatırladım ya? Yo. Neyse, bu konu hakkında konuşmaya çok fazla gerek duymuyorum. Bana kalırsa terbiyesizlik ve gereksizlikten ibaret. Ha şuna da kızıyorum. Bu olay tepki çektiğine göre bu kitabı gerçekten alıp o satırlara kadar gelen insanlar var. Yani gerçekten bu kitabı alıp okuyan insanlar var. Çok şaşırtıcı. Victor Hugo'nun falan kemikleri sızlıyor şu an. Ben de mi bir kitap yazsam ya? Kitabın adı Tüm Gerçekler. Bak bir cümle de söylüyorum içlerinden. Hemen bekleyin, bir dakika kuruyorum cümleyi. Tüm gerçekler videoları çekip sonrasında yatağa gidip uyumak bana tatmin veriyor. Ben sosyal medya fenomeniyim. Her şeyi yapabilirim diyen insanlara ders veriyorum. Yüzlerce fenomene yaptım bunu. Nasıl? Satar mı? Yapalım bunu. Wow. Ateş Hattı'nın 7. haberi. Güzel ülkemin birbirinden değerli ünlülerinden biri olan Bağırcan'dan, yine güzel ülkemin gerçekten kaliteli gazetecilerinden biri olan Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Ve Bağırcan'dan programda yaptığı zeka dolu açıklamalarla yine izleyenlerin beyinlerini yaktı. Bağırcan'dan'ın konuk olduğu program... Bağırcan'dan'ın şeyi çok iyi değil miydi ama? Ekonomiyle ilgileniyorum ama nasıl ya, nasıl ilgileniyorsun? Alışveriş yapıyorum. Videosunu yarısına kadar ben de Twitch'te canlı yayında izledim ve gerçekten katlanılması çok ama çok zordu. Huysuz Virgin'di o. Ben bile tanırım. Bak bir şey söylerim çok ağır. Ama burası harbiden garipti bu arada. Ben bile tanırım derken, yani sen kimsin? Ya bu arada Armağan Çağlayan'a devamlı böyle bir şey yapıyor. Armağan Çağlayan'ın, bak Armağan Çağlayan'ın karşısında... Armağan Çağlayan'a başlangıçta otur dedi ki size siz diyeceğim dedi. Tamam dendi ona da. Tamam mı? Armağan Çağlayan tabii ki de dedi. Siz diyebilirsin dedi. Sonra sene döndü. Sonra Armağan'cıma döndü yani. Fizyon boyunca böyle diyeceğim bu arada falan yapıyor. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Bahar Canlı'nın yarattığı bu karakter... Yani inanılmaz bir karakter, çünkü yurt dışında böyle karakterleri ikonikleştirebilmek için milyon dolarlar harcıyorlar. Milyon dolarlar harcıyorlar. Aslında tamam mı? Ben geçsem Armağan abi bir gün beni çağırsa, ki belki de çağırır yani bilmiyorum. Hı. Şöyle dururum bak, yemin ederim gördüğümde önümü ilk. Kafasında bone de değil ya, böyle tül gibi bir şey var. Armağan Çağlayan çok saygı bir televizyoncudur, bir gazetecidir. Baştan aşağı fiyasko olmakla beraber üslubu dolayısıyla... Bak üslubunu kastediyorum. Kılık kıyafeti bana ne, beni ilgilendirmez. İstediği gibi giyinir çıkar. Üslubu çok kötü Armağan Çağlayan'a karşı. Mesela ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ya Armağan Çağlayan seni kredi diye okur yani. Ne anlatıyorsun sen? Ben hayatımda... Burak hep... Kız böyle bir kız ama. Bir şey diyebilir miyim? Bak şimdi, gerçekten boş yere sinirlenmiş. Çünkü sebebini söyleyeceğim. Böyle bir insan. Yani gerçekten böyle bir insan. Armağan Çağlayan da konuklarını çağırırken... Hep bunları bu arada bilerek çağırıyor. Hepsini ama. Hepsini yani. Ya Armağan Çağlayan falan filan tabii ki de hani hepimizi donunda ne sallar hem de yani. Hepimizi böyle tıkır 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 sallar da sallar. Ha ama dediğim gibi yani. Abi sen başın sinirlenmiş. O hep öyle. Biz onu işte benim... Hadi bakalım devam edelim. Yeter kadar bağıracağım. Gösterdik. Bu kadar ne anlattığını bilmeyen, bu kadar egoyla dolu, bu kadar kaprisli bir insana daha önce rastlamamıştım. İlk oldu, keşke olmasaydı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoyu izleyenler arasında Bağırcan'dan'ın birinci dereceden, ikinci dereceden, onuncu dereceden akrabası bile varsa lütfen kendisine ünlü olmadığını söylesinler. Çünkü gerçekten çok komik duruma düşüyor. Wow. Ateş Hattı'nın 8. haberi. Hayatımıza yine mükemmel ötesi bir eleştiri kanalı girdi. Kanalımızın adı Raşit Bağzıbağlı. Şimdi diyeceksiniz ki sen de eleştiriler modacı yapıyorsun. Modacı değil mi ya Raşit Bağzıbağlı? Modacı o. Yapıyorum ama ben hiçbir videomda bir YouTuber'ın kazancını hesaplamaya çalışmadım. Yine aynı şekilde hiçbir videomda bir YouTuber'ın yaptırdığı estetikleri tartışmadım. Hele hele hiçbir videomda bir YouTuber'ın dış görünüşüyle alay etmedim. Bakın bitmiyor, farkındayım. Yine aynı zaten şekilde hiçbir şey. Videomda hepiniz estetikler sayesinde birbirinize benziyorsunuz demedim. Çünkü bunlar işin özünde eleştiri değildir. Raşit abimizin kanalına şöyle bir... Çünkü kime nedir?
göz gezdirdim. Bu Raşit abimiz mesela eskiden hiç böyle bir adam değilmiş. Kendi alanıyla alakalı gayet normal videolar çeken bir insanmış. Bu videoların arasında Menemen'le tek farklı kaçan video Murat Uç'a yaptığı ev gezmesi. Şimdi belki de birçoğunuz şunu diyeceksiniz. Bahsettiğim videoda da kendi alanıyla alakalı şeyler söylüyor. Hayır efendim. Damla Altun'un yaptığı reklam paylaşımları Raşit'i gram ilgilendirmez. Yine aynı şekilde sosyal medya fenomenlerinden kim olduğu hiç önemli değil. Hiçbirini estetikleriyle, o suyla, bu suyla, dış görünüşüyle vuramazsın abicim. Öyle bir dünya yok. Git işini yap. Bir tane neymiş video çektin. Neredeyse bütün kadın influencerlara salladın. Etkileşimini aldın ki istediğin de buydu. Ve ne yazık ki bazı kadın influencerlar da bu adamın yorumlarına gidip eleştirilerinizi dikkate alacağım, çok teşekkürler falan yazmışlar. Ne haddine bu adamın sizin dış görünüşünüzle alakalı yorum yapması. Ben daha önce televizyondaki rezalet moda programları hariç... Ne? Popüler influencerların tarzını yorumladım diye bir video var. O video mu? Nasıl bayağı olay oldu? Haberim yok lan. Ona benim niye dünyadan haberim yok? Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda. Ben şimdi bugün sizlerden birkaç hafta önce... Anlamadım. Hiçbir modacının, bir ünlünün veya bir insanın estetikleriyle dalga geçtiğini veya dış görünüşüyle alakalı yorum yaptığını veya yaptığı işleri, kazandığı paraları ağzına doladığını duymamıştım. Bu beyefendinin amacı ne bilmiyorum. Fakat biri ona yaptığının kendisine hiç yakışmadığını, aynı zamanda etik olmadığını söylesin. Wow. Ateş Hattı'nın 9. haberi. Kafalar grubundan Atakan Özyurt, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla pandeminin bitmesi durumunda bir dahaki sömestrede Kafalar'ın 2. filminin vizyona gireceğini resmen duyurdu. İlk filmde oynayan bir insan olarak bu habere fazlasıyla sevindim. Kardeşlerimi destekliyorum ve formumu ikinci filmi de merakla bekliyorum. Bu arada filmi bir kenara bırakıyorum. Film gelecekse de gelmeyecekse de şu pandemi artık bitsin, kurban olayım, kuruduk evlerde ya. Wow. Ateş Hattı'nın 10. haberi. Enes Batur'un YouTuber katman listesi videosunun etkileri hala devam etmekte. Enes Batur ilgili videoda Berkcan Güven'in geçtiğimiz haftalarda, hatta geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla alakalı konuşma yaptı. Gelin o sahneyi bir birlikte izleyelim. O zaman geliyor, hazır mısın? Hazırım. Berkcan Güven. Hadi. Berkcan geçen bir gazete röportaj vermiş. Röportajda da şey demiş. Enes her zaman bizim olduğumuz ortama gelmek isteyen bir demiş. Ya yakalandım. Keşke onunla video çekseydim. Sen olmasaydın da onun ortamına girseydim. Şimdi ben böyle bir şey gerçek mi değil mi bilmiyorum. Gerçek. Belki Berkcan'ın bir bildiği vardır. O yüzden ben bir... Yorum yapamam bu konuda. Ben senin kişisel kavgalarına katılmıyorum. Bunu daha önce kanıtladın. Bir yere gitmiştik. Sen dövüşüyordun orada 4 kişiyle. Ben orada izledim mesela. Dost gibi dost. Ben adamlık değildim. Ben kimse adamsın, adam değilsin demem. Evet, Enes Batur'la Berkcan Güven... Hoga dedim. Dost gibi dost işte. Şahsen ben de öyle yapardım. Arasındaki geçmişe dayalı bu gerginlik bir türlü bitmiyor. İlerleyen aylarda, ilerleyen yıllarda zaman neyi gösterir bilinmez. Belki de bir gün gelir Enes Batur ve Berkcan Güven'i aynı videoda görebiliriz. Fakat şu an için imkansız gözüküyor. Siz de Berkcan Güven ve Enes Batur arasındaki bu gerginlikte kime haklı bulduğunuzu lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından yazın. Fikirlerinizi çokça merak ediyorum. Wow. Evet, Ateş Hattı'nın bu haftaki bölümü bu kadardı. Eğer Ateş Hattı'nın da... Evet. Büyük bir kavga döndü zannettim. Şu an yıkıldım. Aha! Bir şey söyleyeceğim bu arada. Altında şimdi Raşit Bazbağlı'nın videosunu az önce açtım da.